Ah, çok sıcak. Video çekeceğim diye mikrofonum yok diye camları da açamıyorum, terledim. Millet tatile gidiyor, biz de burada video çekiyoruz. Herkese merhaba, ben Dalgalı. Arkadaşlar bugün herkesin rüyasında görünen adamı inceleyeceğiz. Yani ben görmedim. O yüzden herkesin gördüğü demeyelim ama internette böyle geçiyor. Herkesin rüyasında gördüğü esrarengiz adam. Evet, böyle geçiyor. Birçok insan bu insanın rüyasında gördüğünü düşünüyor ya da söylüyor. Aynen. Birçok kişi bunu rüyasında gördüğünü düşünüyor. Ama gerçekte bu adamı kimse bulamamış. Yani gerçekte böyle bir adam yokmuş. Fakat herkes rüyasında gördüğünü söylüyor. Bugün onu inceleyeceğiz. İzleyeceğiz bir iki tane video. Bunun yalan olduğunu iddia edenler var. Gerçek olduğunu iddia edenler var. Aslında ben pek inanan tarafta değilim. Fakat biraz tüylerinizi ürpertebilir. Biraz böyle korkunç geliyor ben dinlediğim zaman. Şimdi bir tane video buldum. Onu izleyelim. Bu videoyu izlerken konuşmayacağım. Diyorsunuz işte çok konuştun. Biraz sus da videoyu izleyek falan diyorsunuz. O yüzden bu videoda konuşmayacağım. Çünkü dikkatli izlenmesi gereken bir video. Bu adam on binlerce kişinin birbirinden Adama habersiz bir baksanıza. şekilde rüyasında gördüğü bir yüz. Ya siz bu adamı hiç rüyanızda gördünüz mü? Ben görmedim. 2006 yılında New York'ta tanınmış bir psikiyatr kabul ettiği hastasının garip bir rüyasını dinledi. Bu rüyada hasta bir adamın kendisine hayatıyla ilgili tavsiyeler verdiğini görmüştü. Üstelik bu yüzü rüyasında ilk kez görmüyordu. Aynı adam daha önce de sıklıkla rüyalarında ortaya çıkıyordu. Kadın hasta bu adamı hayatı boyunca hiç görmediğine ve kesinlikle Baksanıza şu adama tanımadığına ya. yemin ediyordu. Haliyle neden sürekli rüyasında gördüğünü de bilmiyordu. Psikiyatristin isteği üzerine hastanın rüyasında gördüğü bu adamın bir adet robot resmi çizildi. Ancak resmin kime ait olduğu bulunamadı. Birkaç gün sonra başka bir hasta psikiyatristin masasında duran bu resmi gördü ve psikiyatriste bu adamı sürekli rüyasında gördüğünü fakat tanımadığını söyledi. Doktor bu olay üzerine başka doktor arkadaşlarına da bu resmi gönderdi ve hastalarına bu resimdeki adamı rüyalarında görüp görmediklerini sormalarını istedi. Gelen cevaplar ise ilginçti. 4 hasta daha resimdeki adamı rüyalarında gördüğüne dair yemin ediyordu. Robot resmi gören Baksanıza. hastalarda korku ve şaşkınlık hali oluşuyordu. Bu iddiaların ortaya atıldığı tarih olan 2006'dan günümüze kadar birbirini daha önce hiç görmemiş on binlerce farklı kişi bu adamı rüyasında gördüğünü iddia etti. Üstelik bu insanlar aynı ülkeden bile değildi. Los Angeles, Berlin, São Paulo, Tahran, Roma, Barcelona, Stockholm, Paris, Yeni Delhi, Moskova gibi birçok ülke merkezinden insanlar bu adamı arıyordu. Üstelik bu adamı hayatı boyunca bir kere bile gören bir insana rastlanılmamıştı. Ortalıkta bu adamla ilgili bir efsane dolanmaya başladı. Bu ilgi sokaklara kadar taştı. Hatta bu adamı gördüğünü iddia edenler tarafından thisman.org diye bir internet sitesi bile açıldı. Bu sitede tüm dünya üzerinden bu adamı gördüğünü iddia eden insanlar birbirine ulaşıyor ve çözüm arıyorlardı. Baksanıza ya, Birbirini iş buraya tanımayan kadar insanların uzamış. rüyasına giren bu adamla ilgili ortaya bazı teoriler atıldı. Arka tip teorisi. Jung'un psikoanalitik teorisine dayanan bir görüşe göre bu adam kolektif bilincin yarattığı bir arka tipti. Toplumda birbirine benzer travma ve dramlar yaşayan insanların birbirine Bence benzeyen haklı. rüyaları görmesi mümkün olabilirdi. Dini teori. Hristiyanların ortaya getirdiği yaklaşımsa daha farklıydı. Hristiyanlara göre bu resim kişinin büyük yaratıcı yerine kafasında konumlandırdığı imajıydı. Bu görüşe göre Tanrı kendisini insanlara bu şekilde Bu çok gösteriyordu. saçma. Yani bu ikinci teori, yani şu an dinlediğimiz teori 2 mi oldu, 3 mü oldu bilmiyorum ama gerçekten çok saçma. Hani Tanrı kendini bu şekilde rüyamıza çıkartıyor falan. Hani bence bu bana göre çok saçma yani sizin için bilmiyorum ama ben bu teoriyi çok saçma buldum. Rüya sörfü teorisi. Bu konudaki en ilginç teori ama elbette bilimsel açıdan en az doğruluk payı taşıyan teori de yine rüya sörfü teorisi. Teoriye göre bu adam insanların rüyalarına girmeyi başaran gerçek hayattan biri. Psikolojik özel yetenekleri sayesinde insanların rüyalarına girme yeteneği olan Bu bir da bence insandı. saçma. Bu teorilerin haricinde bazıları da bunun gerçek hayattan bir sima olduğunu, sadece birçok insana benzediğini söylüyor. Bazıları ise insanların rüyalarında benzer birini gördüğünü ama aslında bu adama pek benzemediğini, buna rağmen insanların bu resmi kafalarında canlandırdığını iddia ediyor. Birçok teori var ama Meselenin hangisi haddinden fazla mantıklı? büyüyüp kıtalara yayıldığını ve ayrıca bu adamın resminin bir popüler kültür figürü haline geldiğini söylemek de mümkün. Rüyalara giren bu adamla ilgili en uçuk teori ise bu adam büyük bir şirketin insanları akıl hastasına dönüştürmek için planladığı bir oyunun parçası. Şu ansa O olabilir kullandıkları bence. sadece test aşaması. İleride insanları bu şekilde akıl hastasına dönüştürüp kontrol etmeyi amaçlıyorlar.
Kısacası adamın kim olduğu meçhul. Gerçekten yaşadı mı, dini bir anlamı var mı veya kolektif bilincin oluşturduğu bir arketip mi? Yesiz. Adamın tipi çok ürkütücü değil mi? Özellikle bu kaşlar böyle bayağı bir ürpücücü. Arkadaşlar eğer siz de rüyanızda bu adamı gördüyseniz, sanmıyorum gördüğünüzü bilmiyorum ama yoruma yazın ki kimler görmüşüm. Evet arkadaşlar şimdi bunu izledik. Yani cidden ürpertiyor insanın tüylerini falan. Ya ben açıkçası hani çok inanmadım. Özellikle bu ikinci teori işte Tanrı kendini gösteriyor falan filan, ama biraz saçma geldi. Ama birkaç tane teori biraz aklıma yattı. Son teoriydi herhalde. O biraz mantıklıydı. Şimdi de bunun yalan olduğunu itiraf eden, yani bunun yalan olduğunu öne süren bir tane video var. Onu izleyelim. Çok kısa bu video. 2009 yılında açılan bir internet sitesinde bu adamı rüyanızda gördünüz mü diye bir soru sorulmuş. Evet, bu en başından aldı şimdi. Bu olay üzerine böyle bir soru soruluyor. Sitenin iddiasına göre ekrandaki adam binlerce kişinin rüyasına giriyordu. Fenomen haline gelen adam her yerde aranmaya başlasa da bir türlü bulunamamış. Yani böyle bir adam yokmuş. Ben de görmedim yani hiçbir yerde böyle, bu adam ne böyle. Gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Siteyi açan, İtalya'da faaliyet gösteren bir gerilla pazarlama şirketinden başkası değildi. Bak, pazarlama diyor. Bence bu çok mantıklı ama neyin pazarlaması, yani tek kaç pazarlaması falan olacağını da pek sanmıyorum ama. Sitenin amacı tıklayanlara acaba gördün mü algısını yaratarak haberin daha çok yayılmasını sağlamakmış. Müzik kulağıma arttı şu an yalnız. Kısacası böyle bir adam yokmuş. Sesim gitti. Yokmuş. Kısacası böyle bir adam kimsenin rüyasına girmiyordu. Böyle bir adam da hiç var olmamıştı diye bir teori sunuyor bu da. Yani bayağı bir teori var üstlerine. Hani bu da aslında çok mantıklı ama neyin pazarlaması yapıldığını anlamadım. O yüzden bu da biraz mantıksız geldi. Size hangisi daha mantıklı geldi? Ya da bu olay mantıklı geldi mi? Ya da rüyanızda gördünüz mü böyle bir adam? Yorum kısmına bırakırsanız oradan bakalım birbirimize. Ben görmedim. Hani bunlardan da bir pazarlama biraz mantıklı geldi. Onun dışındaki teoriler çok saçma geldi biraz. Size hangisi mantıklı geldiyse yoruma bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de biraz ürperdiğimize göre videomuzu kapatabiliriz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de aşağıdaki tuştan evet abone olabilirsiniz. Yani şu an şu ışık berbat yani. Işığıma bakar mısınız? Ayakkabı kutusundan ışık yaptım. Böyle. Bir dakika bunu koyalım yani. Ayakkabı kutusundan ışığım var. Mikrofonum yok. Zaten o konu çok sıkıntı. Para kazanmaya başlayayım arkadaşlar. Hepinize buradan söz veriyorum. İlk başta mikrofon alacağım. Sonra kamera. İşte ondan sonra ışık falan filan. Güzelleştireceğim yani. O yüzden abone olmayı, beğenmeyi unutmayın videoları. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.